Merhaba gençler, bugün sizlerle NBA tarihine damgasını vurmuş 5 oyuncunun 5 özel hareketiyle devam etmek istiyorum. Amerikalılar bunları signature moves diyor, yani imza hareketleri, o oyunculara ait veya o oyuncular tarafından çok fazla kullanılan hareketler anlamına geliyor. Ve bu hareketlerin savunması gerçekten çok zor. O yüzden ilk oyuncumuz olan Rajon Rondo ile başlayacağız. Bu hareketin adı Behind the Back Pass Fake, yani bel arkası pas hareketini kullanarak bir fake yapıyor ve zaten bel arkası pasını çok iyi atan bir oyuncu olduğu için bu fake'i gerçekten yemeyen oyuncu yok gibi bir şey. Buraya koymadığım bir sürü highlight'a sahip onu da. Behind the back pass fake aklınızda bulunsun. Rajon Rondo'nun imza hareketidir kendisi ve bunu farklı şekillerde de yapıyor videoda şu an gördüğünüzü düşünüyorum. Something very, very special. Rondo with the fake. Oh, what a beauty. Bu oyuncumuz bir NBA efsanesi. Kobe Bryant'a devam edeceğiz. Turnaround fadeaway jumper veya post fadeaway shot. İkisi birbirine karıştırılan, birbirini neredeyse tamamlayan ama tam olarak birbirini karşılamayan hareketler. İkisini de yapıyor ama birbirine karıştığı için ikisini şu an aynı kabul etmemizde hiçbir sakınca yok. İzleyip görebiliriz. Rakip oyuncuyu sırtına alıp küçük bir fake ile geri çekilerek şutunu atıyor. Ya da yine sağ taraftan dönermiş gibi yapıp sola dönüp yine geriye çekilerek bir adım alarak sayı atıyor. Gerçekten savunması zor bir hareket. Dirk Nowitzki ile aynı hareketi kullanıyor. Onunki biraz daha farklı ve hantal olsa da benzer bir hareket kendisi de. Üçüncü oyuncumuz Allen Iverson, namı değer Mr. Crossover. Kendisini çok yakından tanıyoruz. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymişti ve ölümcül crossoverlarıyla biliniyor. Bu crossover yardımıyla bir sürü oyuncu yerden yere atıyor. Gerçekten izlerken çok çok sevmiştik onu. Çok eğlenceli bir karakterdi. Tabii ki onun yaptığı crossover normal bir crossover değil. Vücut fake'ini kullanarak topu da havada yavaşlatarak küçük bir yön değiştirme sağlıyor ve bir sürü oyuncuyu kandırıyor. Gerçekten crossover yardımıyla Michael Jordan'ı da yerden yere vurduğunu gördük. Triyonluğunun üstünden atladığını gördük. Çok şey başardı bu crossover'la. Çok güzel bir imza hareketi var. Yanlar arasından geldi. Olarak Hakeem Olajuwon, The Dream Shake. Çok 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 özel bir hareket bu ve güzel tabii ki. Sırtına aldığı oyuncuyu sabitlediği ayağı etrafında dönerek yapacağı şut fake'lerine doğru yönlendiriyor ve ardından gelen boşlukta çok rahat sayı bulabiliyordu. Bu hareketi bugün de bu kadar verimli yapabilen, bu kadar etkili kullanabilen bir oyuncu yok. O yüzden bu görüntülerin tadını çıkarın. O dönemde izlemek olsak bile. Spinning one way, back the other, the dream shake. Over the head of Drexler. In it comes now Hakeem. Spin move. Look at that. How many moves did he make? Into the post to Olajuwon. Turns coming. Ve son olarak Kareem Abdul-Jabbar, the sky hook. Çengel atışı ve daha birçok isme sahip oldu bu atış. Kareem Abdul-Jabbar'ın bütün kariyeriyle özdeşleşmiş bir harekettir bu. Ve en önemli özelliği de sahanın gerçekten her yerinden bu atışı atabiliyor olması. Ama gerçekten her yerinden atabiliyor olması. Bu hareketi çok çok zor bir hareket kılıyor. Ve şu anda ligde gerçekten bu hareketi onun range'inden, onun mesafesinden atabilecek pek fazla oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
Boyalı alanda yine taktikleri var ama o mesafelerden hala taktiği olmayan bir atış şekli bu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olun veya olmayın fark etmez. Ama burada olduğunuzu belli edin. İçerik fikirleri için sizden de yardım istiyorum. Bu işe devam edelim. Güzel olduğunu, güzel olabileceğini düşünüyorum. Sağ olun.